kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber altta da yazdığı gibi çok heyecanlıyım. Çünkü bir yemek videosu. Bugün sizlerle beraber çocuk menülerini deniyoruz. İlginç oyuncaklı çocuk menüleri. Bakalım içinden nasıl hamburgerler çıkacak. Elim kadar avucumun içinden küçük hamburgerler bekliyorum gerçekten. Fiyatlarını söyleyeceğim. Bakalım içinden hangi oyuncaklar çıkacak. Doyuracak mı gerçekten? Çocukları doyurur mu bunlar? Hepsine bakacağız. Hepsine bakacağız bugün. Ama tabii ki videoya başlamadan önce ne yapıyoruz? Videoya başlamadan önce o güzel ellerinizi bir beğen butonuna lütfen. Videoyu beğeniyorsunuz arkadaşlar. Bir saniyenizi alıyor. Desteklerinizi bekliyorum. Çok güzel videolarımız geliyor. İnşallah gelmeye devam edecek. Ediyor zaten. Mutlaka videoyu beğenmeyi. Siz hangi menüleri yiyorsunuz? Nerede yiyorsunuz? Onu da yorum bırakın. Hiç çocuk menüsü yediniz mi? Nasıl? Beğendiniz mi? Onları yoruma bırakın. 3 tane farklı yerden 3 tane çocuk menümüz var. Sonuna kadar izleyin. Hangisi favoriniz oldu? Hangi menü favoriniz? Onu da yoruma yazın. Ve tabii ki de abone olmayı unutmayın. İzliyorsunuz. Abone olmayanlar var görüyorum. Ama abone olanları daha çok görüyorum. O zaman menülerimizi denemeye başlayalım. Açım açım açım. Demirim. Evet, burada Burger King'den aldığım çocuk menüsü var arkadaşlar. Gerçekten açım açım açım. Bakalım içinden neler çıkacak. Gerçekten küçük şeyler çıkacak yani. Küçük hamburgerler. Elim avucum kadar gibi ama bakalım hayırlısı. Buradan içeceğimiz çıktı. Kolamız var. Tamam mı? Bu menümüz içinde Burger menüsü bu. Birazdan oyuncağını da göstereceğim size. Soslarımız ve o güzel büyük hamburgerimiz kocaman. Kocaman. Aa, vallahi avucum kadar. Vallahi avuç. Bunu inceleyeceğiz. İçinde neler var merak ediyorum. Bu hamburgerin çocuk yiyecek diye bir şey koymuyorlar mı içine? Ne yapıyorlar? Bakacağız, göreceğiz. Burada daha patatesimiz nerede? Ha burada. Aa patatesim nerede diyordum ya Rabbim. Bunları ben AVM'den yaptırdım arkadaşlar. Sadece McDonald's'ı eve söyledim. O yüzden soğudu falan yani. Burada da küçücük bir patatesimiz var. Anında böyle bir çocuk menüsü. Bunun fiyatı birazdan söyleyeceğim. Oyuncak bu. Şimdi oyuncağına bakar mısınız? En mutlu edenler bunlar gerçekten. Bunu söylerken, sipariş verirken biraz çekindim açıkçası. Hani kendim yiyeceğim gibi mi? Dedim çocuk menüsü oyuncağı da var mı dedim. İşte alttan seçin dedi. Bir kulübeli bir şey vardı burgerda. Bir de bu vardı. Ben bunu seçtim. Bakın böyle bir şey çok tatlı. Bu oyuncakları için bile alınır değil mi? Bu şekilde bir menümüz var. Evet, biz de 3 yaşında gibi bunları yiyeceğiz, deneyeceğiz. Hamburgerini harbi merak ediyorum. Tavuklu ve etli olarak seçenekleri vardı. Seçebiliyorduk. Nelerden söyledim bile, diğer şeylerde McDonald's ve Popeyes'ımız var. Onları da göstereceğiz birazdan. Bu burgerin böyle bir menüsü. Bunun fiyatı 130 TL. 130 TL fiyatı. İyi mi siz? Yoruma yazın. Artık ne iyi ne kötü bilemiyorum gerçekten. McDonald's'ın fiyatı beni şok etti. Şok etti. Bir şey bekliyorum ondan yani de. Bilmiyorum. McDonald's fiyatını da söyleyeceğim yani. Burada köpeğimiz. Hadi bakalım bakalım. Patatesler soğudu artık zaten de. Açıp açalım. Tuz. Yağmurun olmazsa olmaz nedir? Tuzudur. Tuzumuzdan da dökelim. Tuzsuz hiçbir şeye benzemiyor patates. Buradan alıyorsunuz. Buradan bunu yapıyorsunuz. Umarım arkadaşlar bu videoda bir şey dökmem. Allah'ım amin şimdiden ya Rabbim inşallah bir şey dökmem. Vallahi yoksa biteriz. Annem az ilk geçen. Burada video çekerken koltuğa bir şey sen, masaya bir şey sen. Şu an sermiş miyim? Sermedim. Vallahi neyse artık ya, bir dahakine sereriz. Ketçapımıza batırdık. Bir patates canavarıyım gerçekten. Patates gayet güzel zaten, ben burgerin patatesine bayılıyorum. Böyle bir tat yok. Kolamız içeceği de istediğiniz gibi seçebiliyordunuz. Gelelim başyapıtımız hamburgere. Bu arada bir şey soracağım. Siz ilk önce patatesi mi yersiniz, hamburgeri mi, ikisini birlikte mi yiyorsunuz? Önce neyden yersiniz? Ben önce biraz patatesinden yerim, sonra hamburgeri açarım. Sonra devam ki. Evet, burada büyük mü büyük, kocaman. Böyle bir hamburger görmezsiniz dünyada. Bu ne? Bu şey bir şey yok. Bu nedir? Kardeş bu ne? Oha, ısırılmış gibi köfte. Arkadaşlar köfte bu arada herhalde ısırılmış. Niye böyle yani? Abi bunu çocuk yese ya ağlar yani. Ağlar çocuk. Çocuk abi bana ne yediriyorsun anne baba der. Bana ne yediriyorsun ailem. Ailemi seçemedim der gerçekten. Bu ne ya, bir kere bu gitmiş. Köfte ısırılmış gibi. Aa hayır ya. Bakalım. Böyle bu kadarcık bir şey. Bunu bari sosa bandırayım ben. Ketçap ve köfte var arkadaşlar. Köfte de köfte demeye bin şahit. Bakıyoruz. Vallahi çocuk ağlar. Çocuk bunu yedirmeyin. Gülün düzgün bir hamburger alın ya. Bu nedir ya Rabbi? Buradan sosa batırıyorum. Bunun içinde domates olacak bak. Hani turşu neyse çocuk yemez falan diye. Domates olsun. Marul koy. Marul niye koymuyor ki?
Instagram'da bir video görmüştüm. Bu çocuk hamburgerlerini 5 saniyede bitirme challenge yapıyorlardı. Yapalım mı? Şu an ben sinirli bir çocuk oldum gerçekten burada. Bu oyunu büyük bir çocuk oldum yani. Oyuncağım da olmasa buradan kalpten gidiyordum. Bunun içine bir şeyler daha koymanız lazım. Burger size sesleniyorum. Domates koy, marul koy. İsteyen çıkartsın. Kupkuru bir şey. O yüzden bu çabuk da bitmez. Vallahi kupkuru bir şey. Buradan ben sosa bandırıyorum. Keyfine varmaya çalışıyorum ama hiç varamıyorum. Nereye vardım ben de bilmiyorum. Son lokmam kaldı. Valla 5 saniye yedim bu arada. Evet, Burger'ın menüsü 130 TL böyle. Yoruma yazın arkadaşlar. Sizce nasıl? Şimdi diğerlerini deneyeceğiz. Siz nasıl buldunuz? Valla hiçbir şey yok hamburgerin içinde. Ben sinirden şu an kötüyüm yani. Kötü. Geliyor. Bu geldiğim McDonald's'ımız geldi. Bundan biraz ümitliyim. Bunun fiyatını söyleyeceğim. McDonald's'ın Happy Meal diye geçiyor çocuk menüleri. Happy Meal tavuklusu vardı. Etlisi vardı. Ben etlisinden aldım. Sadece tavuk parçaları olan bir menüsü vardı çocuk menülerinden. Bu arada patates yerine çeri domates de seçebiliyorsunuz. Ben patates seçtim tabii. Evet, patates seçtim. Burada ayranımız var. Yine istediğiniz içeceği seçebiliyorsunuz. Oyuncağımız. Abidikli gubidikli bir şey. Bunu çok merak ediyorum. Kutusundan açacağız birazdan. Nasıl bir şey çıkacak gerçekten merak ediyorum. Kuru mu kuru bir küçücük patates. Ya şimdi menünün zaten olayı bu. Küçük yani. Ay ne kadar dev bir hamburger. Ama daha ağır. Daha ağır çünkü bunda bir olay var arkadaşlar. İstediğini ekleyebiliyorsun oradan. Bak onda bir seçenek yap. Ücretsiz. Ekstra işte domates. Ay domates yoktu. Ketçap, mayonez, hardal ekleyebiliyorsun. Hani yeşillik ekleyebiliyorsun. Ben ketçap, mayonez, yeşillik eklettim. Yani sade de olabilir. İçine bunları da ekletebiliyorsun. Böyle seçenekli olması lazım. Bunların da sosu böyle paketlerde. Ben çok sinir oluyorum. Neden McDonald's kutulu çıkarmıyor? Çok merak ediyorum. Bence bunun bir olayı vardır. Çünkü yani kutulu yapsın şunlar gibi. Bunlardan yiyeceğim ya. Çocuk için sağlıklı olsun dedim. Bu sefer ayranı seçtim. Bakalım ne çıkacak? Dım 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 dım. Ana ne çıktı? Arkadaş bir sürü bir şey çıktı. Bunu çocukken değişik bir oyunlu. Just Dance. Just Dance. Dans oyunu var ya şu böyle hareketler yapıyorsun. Böyle kartlarımız çıktı. Böyle değişik kartlar çıktı. Bu ne işe yarayacak? Bu oyun, oyunlu bir şey. Bunu böyle yapıyoruz. Aa, herhalde çeviriyor musun bunu? Hangi kart sana çıkıyor o belli oluyor. Burada kartların simgeleri var. Böyle bir oyuncak abidikli gubidikli yani. Okey, güzel, gayet güzel. Çocuk bununla bir eğlenir. Biraz oyalar onu yani. Anne babalar rahat eder. Burada stickerları var. Güzel, güzel, güzel. Beğen kapsamlı ve düşünülmüş bir şey yapmışlar. McDonald's aferin. Çünkü düşünmüşler. Farklı bir şeyler olmuş yani. Güzel, hoş bir oyuncak. Bu arada hamburgerimizi çok merak ediyorum. Allah'ım doyuracak bir hamburger gelsin. Bu da elim kadar, avucum kadar. Ama içinde Allah'tan bir şeyler var yani. Ekmek vermemişler. Oha, çok güzel ekmeği. Ben bu ekmeğe bayılıyorum ve çoğu yerde yok. Bayılıyorum. İçine bakıyoruz. İçinde tavuğumuz, şey tavuk nedir? Etimiz var. Marul. Ketçap koymuş. Ketçap da koymuş herhalde. Az bir şey süründürmüş. Mayonez var. Ay bu güzeldir. Bu güzel gibi. Ayrımdan yudum alalım. Evet, tadına bakıyoruz. Hazır mıyız? Ekmeği mükemmel bir ekmek. Çok güzel. Malzeme fışkırıyor gerçekten. Bol ketçap daha eklenebilir böyle. Mayonezi biraz azaltıp. Çok güzel. Ekmeği harika gerçekten, ay favorilerde şu an var ya. Bunun büyüğü olsa kesin ben alırım bu ekmekten. Ekmekleri böyle olmuyor çünkü. Bilmiyorum var mı arkadaşlar, yorumlara yazın. Bunların normal menülerinde bu ekmekli olan var mı? Ve son lokmamız, bu çok daha çabuk bitti çünkü kayıyor, akıyor yani. Diğeri şeydi, kupkuru. Ramda da hamburger bir değişik gidiyormuş gerçekten. Ay bunu ben beğendiğim gibi, bir de patatesine bakıyoruz. Patates patates çok güzel tabii ki de, tuzsuz. Tuzumuzu ekiyoruz. Güzel. 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 Sanki bu patatesi daha çok sevdiğim gibi. Vallahi midem şenlendi ve şu an o hamburgere bayıldım. Ben onun büyüğünden istiyorum. Gerçekten istiyorum. Aklım kaldı. Daha tadını şey yapamadım yani. Alamadım daha. Bunlar çocuklar doyuyor mu? Doyuyor mu?
Çocuklar sesleniyorum size. İzleyen, Happy Meal alan, çocuk menüsü alan kişiler doyuyor mu? Sıkıntılı. McDonald's'ın çocuk menüsünün fiyatını söylüyorum. Ama şimdi fiyatına bakın. 210 TL. 210 TL. 110 değil, 210. Yani şimdi ona bakarsan, fiyat olarak bakarsan evet. Şimdi mesela burgerla kaç lira var arasında? 80 lira var. 80 TL var. Değil mi? Değil mi biraz sıkıntılı? Yani o 80 TL'yi farkını da içine bir şey koyabiliyorsun farklı. Ondan veriyorsun gibi. Şimdi o olay olunca biraz işe sıkıntıya sokuyor beni. O yüzden favorim şu an gidip geliyor kafamda, bilemiyorum. Sizce çocuk menülerin fiyatları iyi mi arkadaşlar? Yoruma yazın. McDonald's'ın ya, gerçekten çok şaşırdım. Çünkü normal menülerde o kadar. Normal menüde 220 falan. Niye öyle? Niye öyle yapmışlar? Patates kızartması seviyor musunuz arkadaşlar? Sevenler yoruma. Sevmeyen var mıdır ya? Patates olmasa ne yapardık? Ve o geldi. Popeyes. Çok merak ediyorum. Popeyes'in çocuk menüsü ne çıkacak? Çok 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 merak ediyorum. Bir hediyesini göstereceğim size, yani oyuncağını göstereceğim. Sizce en güzel oyuncak hangisinden çıkan, onu da mutlaka yoruma yazın. Hangisi favoriniz? Hangi oyuncak oldu? Bunun oyuncağı bence çok güzel. Şirine. Şirine. Şirine oyuncağı arkadaşlar. Popeyes'in oyuncağımız budur. Bence çok tatlış bir oyuncak. Güzel yani. Bununkini beğendim gerçekten. Buradan bakalım ne kadar büyüklükte çıkacak. Şey seçeneği vardı. Hem tavuk burger olarak bir çocuk şey menüsü. Bir de böyle yuvarlak normal hamburgerimsi vardı. Tabii ki de tavuklu yani Popeyes yani. Popeyes'e bayılıyorum bu arada. Popeyes mi KFC mi? Yorumlara yazın. Ben Popeyes'i çok seviyorum. Bakalım bundan ne kadar minik bir şeyimiz çıkacak. Hoş. Yine avuç kadar tabii yani. Artık öyle çocuk şeyi. Bunun da ağırlığı bilemedim. Bakalım bunun içinde ne var? O kadar merak ediyorum. Umarım sadece tavuk yoktur. İnşallah domatese marul görebiliriz yani. Domatesi görmek istiyorum. Ben domatese falan bayılıyorum hamburgere. Ben seviyorum. Severim ya. Bayılırım değil ama seviyorum. İsterim. Bence çıkacak mı bilemeyeceğiz. Burada küçücük bir tabii ki patatesimiz var. Minnak minnak. Burada içeceğimiz var. Evet, en sevdiğim kutu soslar tabii ki de. Siz dışarıda yerken hangi sosları tercih ediyorsunuz arkadaşlar? Ketçap, mayonez mi? Ben mayonezciyim. Ketçap da isterim tabii ki. Burada soslarımız var. Güzel, kutulu. Çok merak ediyorum hamburgerini. Gerçekten merak ediyorum. Artık hamburger denir mi lan? Tavuk burger işte. Burada oyuncağımız. Kolamızdan bir yudum. Kolası güzel. Patatesimize bakıyoruz. Şimdi bununki biraz daha farklı olabilir. Popeyes'in patatesi. Baharatlı mı diye bakıyorum da. Aralarda baharatlı var gibi. Bazıları yok gibi. Popeyes'in böyle cage fries diye böyle kafesli kafesli bir patates cipsi de vardı. Patatesi vardı. Hatırlayanlar var mı? Hala vardır o herhalde. Onu soracağım. Hala var mı? Ama ben böyle daha çok seviyorum. Böyle çubuk gibi normal. Güzel patatesi. Ama diğerlerinki daha güzeldi. Evet, bunun patatesi hafif baharatlı. Çok hafif böyle bir baharat demişler. Baharat. Merakımdan merak olduğum şuna bak. Küçücük. Merakımdan meraklar içinde olduğum, bakalım içinden ne çıkacak dediğim, bizi üzecek mi diye düşünüyorum. Açıyoruz. Tavuğumuz. Tavuğa bak. Tavuk, marul, mayonez. Şöyle mayoneze mayonez demişler. Çok koymamışlar gibi. Mayonezim artık içindeki bir sosu onun. Bu sosunu da çok seviyorum ben. Mayonez gibi de ama tam değil gibi de değişik bir şey. Bu şekilde iyi Allah'tan marul koymuşlar. Direkt tavuk koysa gerçekten çok sinirlenecektim artık. Yiyoruz. Çok güzel. Bunu bitirmek bir tık daha. Böyle bir 10 saniye artı daha fazla sürebilir arkadaşlar. Çok güzel, bayıldım. İçindeki tavuğun tadı falan her şey gayet güzel. Okey. Çok sevdim. Patates de okey. Bunun fiyatını söylüyorum. Sizce ne kadar? Aralarında en uygun fiyatlı olan buydu. 115 TL. Çok güzel bir fiyat bence. 100 liraya ne kaldı? 100 liraya ne kaldı? Çok okey bir fiyat bence. Hani bir insanın durumu ya da sürekli dışarıda yemek yemiyor olabilir. Ama işte bir gün çocuğunu mutlu etmek için, çocuk menüsü almak için bence bu çok okey. 115 lira. Güzel. Doyurur. Son lokmalarımız. Son dakika. Mahvediyordum ortalığı. Son dakika. Evet arkadaşlar, çocuk menülerimizi denedik. Yedik içtik, eğlendik. El kadar hamburgerlerimiz hemen zaten 10 saniye lüp gitti. Nereye gitti? Havaya gitti. Sizce hangisi favoriniz? Yoruma yazın bakalım. Hangisi favoriniz oldu?
Ben şöyle diyeyim. Ben Popeyes diyeceğim sanırım ya. Tadı çok güzeldi. Gerçekten hamburgerinin fiyatı en uygun ondan açısından. Yoksa bak fiyatı McDonald's'la aynı olsaydı. Hani McDonald's'ın 130. Hadi 140 falan olsun. McDonald's seçecektim. Tad olarak dersek hiç fiyatı falan düşünmezsek McDonald's'ınki. Ama Popeyes favorim oldu. Fiyatı da okey. İçindekiler de okey. Gayet güzel. Sizin favoriniz hangisi oldu bakalım. Merakla bekliyorum. Burada oyuncaklarımız var. Oyuncak favori hangisi? Hangi favori? Yani bu daha tatlış geldi bana. Bu da çok tatlış. Bu biraz oyunlu. Bunu yaparsanız artık güzeldir yani. Yapan yapsın. Evet arkadaşlar bugün çocuk menülerini denedik. İçlerinden neler çıktı? Oyuncakları, yemekleri, içinde hamburgerin hiçbir şey olmayanından olanına kadar gördük. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bol yemekli günler.